Herkese merhabalar. Biyografi ve otobiyografi ile edebiyat yolculuğumuza devam ediyoruz. 9. sınıftayız arkadaşlar. Ramazan ayındayız. Ev okuldayız. Uzaktan eğitimle sizleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte hep birlikte öğreneceğimiz konu biyografi ve otobiyografi. Hemen şöyle arkayı çeviriyorum. Bakın buradayız gördüğünüz gibi. Biyografi, otobiyografi. Güzel bir şekilde konularımızı öğreneceğiz. Hiç korkmanıza gerek yok. Dünyanın en kolay konusu. Ardından yine sıfırdan 9'a Türk Dili Edebiyatı'dan ve Dinamo Soru Bankamızdan ödevlerimizi vereceğiz. Hemen isterseniz dersimize başlayalım. arkadaşlar bugünkü öğreneceğimiz konular biyografi yani yaşam öyküsü, tezkire bunun eskiden söylenen ismi, otobiyografi, öz yaşam öyküsü yani hani selfie çekiyoruz ya kendimizi burada da kendi hayatımızı anlatacağız ve biyografi, otobiyografi ile ilgili türleri hep beraber öğreneceğiz. Şimdi biyografi şu. 1873 yılında İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimine Fatih Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde başladı. Marif Nezaretine bağlı iptidai ve Fatih Merkez Rüşdiyesi'ni bitirdi. Bu biyografi. Burada gördüğünüz gibi üçüncü kişiyle anlatım var. Yani o yaptı, e, onlar yaptılar gibi bir anlam var. Otobiyografide ise 1873 yılında İstanbul'da doğdum ben. Yani birinci kişili anlatım var arkadaşlar. İlk öğrenimime Fatih Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde başladım. Marif Nezaretine bağlı iptidai Fatih Merkez Rüşiyesi'ni bitirdim. Rüşiye dediği ortaokul. Burada büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un biyografisi ve otobiyografisini net bir şekilde görmüş oluyoruz. Şimdi Biyografi kişinin hayatını başkası anlatıyor. Anlatım üçüncü kişi ağzında. Kronolojik sıra var. Daha nesnel. Çünkü başkasının hayatını anlatıyorsun. Bilgi ve belge kaynaklı. Ama otobiyografi kişi kendi hayatını anlatıyor. Öz yaşam öyküsü. Anlatım birinci kişi ağzında. Kronolojik sıra var. Kişisel bir bakış var. Yani hani bu okulda okudum çok güzel bir okuldu gibi kendi yorumunu da katabiliyorsun. Ve hatıra kaynaklı. Şimdi Biyografi herhangi bir alanda başarılı olmuş. Esasında konu bitti şu anda. Gerçekten konu bitti. Bu kadar basit bir konu. Ama gelin sınavlarımızdan yüz almak için en iyi şekilde en yüksek not almak için diğer detayları da söyleyelim. Biyografi yani yaşam öyküsü herhangi bir alanda başarılı olmuş tanımış kişilerin hayatını, düşüncelerini ve eserlerini anlatan yazılar. Divan Edebiyatı'nda bu tarz yazılar için tercümeyi hal ya da hal tercümesi de denebiliyor. Şimdi genel özelliğine baktığımızda tanımış insanlar var. Sonrasında Kişinin değeri anlatılıyor, benzerlerinden farklı yönleri belirtiliyor, bilgi veriliyor, tarafsız ve gerçekçi olması lazım. Anılar, belgeler, tanıklar var, açık sade bir dil var. Yazarın kendisi anlatıcı, kurmaca bir kişi değil yani anlatılan kişi gerçek bir kişi. Üçüncü kişi ağzından yani yaptı veya da yaptılar şeklinde ifadeler kullanılıyor arkadaşlar. Ve kronolojik bir sıra var. Kişisel hayat konu alan öğretici metinlerden. Şimdi dünya edebiyatına ilk örneğini paralel hayatlarla Plutarkos verecek. İngiliz Edebiyatı'nda William Rupert, Sir Thomas More'un hayatı, James Boswell, Samuel Johnson'ın hayatı gibi eserlerde yine önemli. Burada ilk örneğini bunun verdiğini bilmeniz bence yeterli. Yine Stephen Ziva Avustralya Edebiyatı'na Üç Büyük Usta'yı yazmış. Bizde Beşir Fuat, Victor Hugo'yu, Namık Kemal, Evrak-ı Perişan'ı, Recaizade Mamut Ekrem, Kudema'dan birkaç şair adlı eseri, Muallim Naci'nin Osmanlı Şairleri adlı eserleri hep biyografinin örnekleri. Gördüğünüz gibi ilk örnekler yine Tanzimat döneminde. Sertifinon döneminde... Süleyman Nazif, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatacak. Cumhuriyet döneminde İlhan Geçer, Mithat Cemal Kuntay, Ahmet Rasim, Yakup Kadri, Beşir Ayvazoğlu, İhsan Işık çok güzel biyografi örnekleri verecek. Hocam bunlardan hangileri önemli derseniz Mithat Cemal Kuntay'ın Namık Kemal örneği, Yakup Kadri'nin Atatürk örneği bunları bilmeniz yeterli arkadaşlar. Peki biyografi hazırlarken sarancılar yani yazarlar neden yararlanıyor? Mesela roman ve hikaye gibi edebi metinlerde de biyografiden yararlanılabiliyor. Mesela sen bir roman yazacaksın. Biyografiden yararlanabilirsin. Mesela ünlü kişilerin hayatlarını konu alan bunları roman tarzı işleyen edebi metinler. Biyografiden yararlanılan türler bunlar yani. Mesela Tahir Alangu bir eser yazıyor. Ömer Seyfettin ülkücü bir yazarın romanı diye. Burada Ömer Seyfettin'in biyografisinden faydalanıyor. Bir roman ama esasında biyografik bir roman. Mehmet Emin Erişirgil, Mehmet Akif İslamcı bir şairin romanını yazıyor mesela. Ya da Oğuz Atay, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kurucusu Mustafa İnan'ın hayatını anlatıyor. Ve diyor ki eserin ismini de, bir bilim adamının romanı Mustafa İnan. Sen bu romanı okuduğun zaman diyorsun ki bu bir biyografi ya ben bu adamın hayatını öğrendim. Ama esasında bir roman. Biyografi ile ilgili metinlere baktığımızda monografi var. Bu sanatçıların hayatını ve eserlerini kronolojik bir sıra içerisinde bilimsel bir tutumla anlatan çalışma. Nekroloji, ölen kişilerden yazılan değerlendirme yazıları... Portrede kişilerin tasvirinin yapıldığı, niteliklerin anlatıldığı biyografiler. Yani portresini çiziyorsun. Şimdi biyografi örneği zaten dersimizin başına vermiştik. Burada bir kez daha gösterelim. Mesela Cahit Tarancı'nın biyografisi. Şair ve yazar. Asıl adı Hüseyin Cahit Tarancı'dır. Hikayelerin bir bölümünde Cevaz Sadık ve İrfan Kudret imzalarında kullandı. Bak kullandı, bitirdi, tamamladı, tanıştı, başladı, çıkmıştı şeklinde gidiyor. Bu bir biyografi örneği. Tabii otobiyografi örneğini de gösterelim şurada. Otobiyografi örneği nerede? Bakın şurada. Otobiyografi örneğinde de ne olacak? İster istemez net bir şekilde artık e, bitirdim, yaptım şeklinde cümleler kullanması lazım. Hatta e, otobiyografiyi de şu dersimizin başına göstermiş hatırlarsanız. Nerede? Ha şurada. Doğdum bak. Bu sefer Orhan Veli. Doğdum. Oturduk. Veyahut da ne diyor? E, okuyordum. Tercih ettim. Verdik. ...okuyorduk. Burada da ben, bizli... ...anlatım kullanılması gerekiyor... ...arkadaşlar. Şimdi... ...o zaman Cahit Sıracı'yı gösterdik... ...net bir şekilde bu biyografi olduğunu gördük. Hoca size diyebilir ki, böyle bir metin verebilir... ...bu neden biyografi der? Sen diyeceksin ki, birinci kişiyle anlatım var. Sen diyeceksin ki üçüncü kişiyle anlatım var. Bak hep böyle cümleler kullanılmış. Sonra... ...nesler, açıklayıcı, bilgi veriyor, hayat hikayesi... ...anlatıyor. Bu şekilde ifadeler kullanacaksın. Geldik teskiri Divan Edebiyatı'nda... ...önemli kişilerin, özellikle... ...şairlerin hayatlarının anlatıldığı... Bak özellikle şairler var tezkerede. Eserlerinden örneklerin verildiği düz yazı türü. Günümüzde biyografik antolojik eserlere benziyor. Bir edebiyat tarihi çalışması. Yazarlarının adıyla ve mahlasıyla anılıyor. Alfabetik olarak yazarları sıralıyorlar şairleri. Övgü veya yergi amacıyla yazılıyor. Yazarlar sanat güçlerini göstermeye çalışıyor. Seci yani düz yazıdaki kafiye, aliterasyon, ünsüz harflerin tekrarı, tezat, zıtlık, tenasüp, uygun kelimeler kullanılarak süslenebiliyor. Tezkirenin bölümlerine baktığımızda birincisi mukaddime var. Yani bir şair tezkiresi yapıyorsun, ünlü bir şairin tezkiresini yapıyorsun ve eserin sunulduğu kişiyi övüyorsun. Eserin yazılma nedenlerini belirtiyorsun ve dönemin ve yazarın sanat anlayışını anlatıyorsun. Şairlerin biyografisini veriyorsun. İşte isim sırasına göre A, B, C, D, işte Ahmedi, ne bileyim Baki, Cemali öyle gidiyor diyelim ki şairlerin biyografisini veriyorsun. Tanıtılan kişinin sosyal çevresi, edebi kişiliğiyle ilgili bilgiler aktarıyorsun. Kişinin eserlerinden örnekler veriyorsun. Hatime de artık en sona bitiriyorsun. Diyorsun ki eserin özellikleri yazılış süreci ve bitiş tarihiyle ilgili bilgilere yer verip dönemin padişahına veya önde gelen devlet adamlarına dua ediyorsun. Bu zaten divan edebiyatındaki eserlerde hep var. Eserdeki kusurlar için de en son afterlerinde bulunuyorsun. Türk edebiyatındaki ilk tezkireye baktığımızda bakın bu sorulur. Buraya hemen şöyle sorulur ifadesine not düşmek istiyorum. Bu çünkü üniversite sınavlarına çok sorulmuş. Mecalisün nefais yani Alişir Nevai tarafından 15. yüzyılda yazılmış. Meclisteki nefisler. Yani şairlerin hayatını anlatıyor. 15. yüzyılda yazılmış. Türk edebiyatındaki ilk tezkire Çağatay sahasında ortaya konuyor. Heşt Bey Anadolu sahasındaki ilk tezkire o da Sehi Bey tarafından yazılıyor. Yani şunu bileceksiniz. İlk tezkire Mecalisün nefais Alişir Nevai tarafından yazılmış. Anadolu sahasındaki ilk teskilede de Sehi Bey tarafından yazılmış. ismi de Heşt Behiş. Şimdi Türk Edebiyatı'ndaki tanımış tezkirelere baktığımızda zaten ilk tezkiremiz Alişe Nevai'nin yazdığı Mecalesi Nefais'ti. Sehi Bey'in Heşt Behiş'te Anadolu sahasındaki ilk tezkireydi. Latifi'nin tezkireti şu arası. Ahdi'nin Gülşen'in şu ara. Şu ara dedi şairlerin çoğulu yani. Aşık Çelebi'nin Meşair'i şu arası. Kınalı Zade Hasan Çelebi'nin tezkireti şu arası da yine Türk İlibya'daki diğer tanınmış e, tezkireler. Burada sizin bilmeniz gereken Alişir Nevai'nin ve Sehi Bey'in eseri arkadaşlar. Bunlar biraz daha ayrıntılı sorular olarak gelebilir. Ama şunları mutlaka hocalarımız bizlere soruyorlar. Tezkire örneğine bakalım. Mevlana Katip Şeki Sehi Bey'in Heşbeş adlı eserini almış. İsmi Yusuf'tur. Edirneli bir hatunun kuludur. Küçükçeden oglu gibi besleyip okutmuş, tahsil ölüm etmiş kitabet ilmi ne diye gidiyor. Burada tabii böyle bir ee, ...bir sanatsallık da var yani böyle... ...düz yazıda kafiyeler kullanılarak... ...böyle az önceki cahil sıkı tarancı örneğindeki gibi... ...dümdüz bir yazı yok yani biraz daha böyle... ...böyle beyitler var... ...böyle bir uyak kullanılıyor... ...biraz daha sanat yapılmaya çalışılıyor. Geldik otobiyografiye... ...yazarın kendi yaşamını anlattığı yazıdır... ...bunu zaten öğrenmiştik... ...eskiden otobiyografi içinde... ...hal tercümesi kullanılıyor... ...yine tanımış kişiler... ...yine yazar kendi özel dünyasıyla sınırlandıracak... ...kendi başarılarını ilham verici yönleriyle ele alacak... Diğer insanlar tarafından bilinmeyen özelgen anlatacak. Ailesinden, sosyal çevresinden, ailesi durumlarından söz edecek. Birinci kişi ağzı var. Yani yaptım ya da yaptık gibi ben ya da bizli bir anlatım olacak. Sade bir dil, açık bir dil. Hafıza ve anılara dayalı. Tabii ki de öznellik ağır basacak. Dünya edebiyatında ilk olarak örneklerini Amerikan edebiyatında da göreceğiz. Fransız edebiyatında da göreceğiz. Paul Oster, İş Dünyamdan Notlar. Isaac Asimov, Dolu Dolu Yaşadım. Andre Gide. Tohum Ölmez eserleri. Bizde Abidin Dino'nun Kısa Hayat Öyküm ve Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam adlı eserler önemli. Burada şu kısma bir yıldız atıyorum. Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam bir otobiyografi örneği. Bunu zaten dersimizin ortasında da göstermiştik. Doğdum, oturduk, okuyordum, ettim, verdikler. Hoca sesine da böyle bir metin verirse söyleyeceğiniz şey şu. Diyeceksiniz kardeşim bu yani net bir şekilde belli. Birinci kişinin anlatım var. Yazar kendi anılarına dayanmış, bilgiler veriyor. Açık ve sade bir dil kullanmış diyeceğiz. Otobiyografiden yararlanılan türlere baktığımızda otobiyografi türünden roman ve hikaye gibi edebi metinlerde de yararlanılabiliyor. Bir yazar kendi hayatını roman şeklinde de verebiliyor. Mesela Peyami Safa 9. Hariciye Koğuşu'nda esas kitabın kahramanı Nüset adlı bir kıza aşık oluyor ama kız kendisinden büyük. Kendisi kemik verebine yakalanıp hastanede yatıyor 9. Hariciye Koğuşu'nda. Kızı sonradan doktorla evlendiriyorlar. Psikolojik tahliller var eserde. Ama otobiyografik bir eser. İlk, i̇lk otobiyografik romanlardan biri kabul ediliyor Peyami Safa'nın bu eseri. Dolayısıyla esere otobiyografik roman diyoruz. Eğer yazar kendi hayatını roman şeklinde aktardıysa. Necip Fazıl Kısaküre'nin Kafa Kağıdı, Orhan Kemal'in Baba Evi, Avare Yıllar eserleri otobiyografik roman özelliği taşıyor. Burada da buraya bir yıldız atmak istiyorum. Otobiyografi ile ilgili metinlere baktığımızda özgeçmiş var. Sörnükül'ün Vita dediğimiz. Kişinin kendi hayatındaki önemli evreler, elde ettiği bilgi hani işe yer başvururken bir işe başvururken CV veriyorsunuz. Bilgi, beceri ve tecrübeleri kendi ağzından anlattığı yazılıyor. Çoğunlukla iş için başvuruların kurum ya da kuruluşa verilmek üzere yazılır İşte bu başvurulan olacak şunu düzeltelim. Çoğunlukla iş için başvurulan kurum ya da kuruluşa verilmek üzere yazılıyor. Kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, öğrenim bilgileri, işte iş deneyimi, yeterlikler, İngilizce çok iyi biliyorum. İşte hobilerim, piyano çalmayı severim. Buna benzer ilgi alanları, ödüller ve referanslar yer alıyor. Hal tercümesi de Osmanlı döneminde yazılan daha çok özgeçmiş özelliği gösteren eserlere verilen isim. Gördüğünüz gibi konumuz çok basit. Şimdi sizin yapmanız gereken arkadaşlar bu konuyla alakalı sıfırdan dokuza Türk Dili Edebiyatımızdaki e, sayfa 146, 147 ve 150, 151'deki kısımlar. Hemen açıyorum. Şöyle sayfayı 146'yı açıyorum. E, biyografi, otobiyografiyi burada net bir şekilde sizlere anlattık ve bununla alakalı sorular verdik. Buradan sorular çözmenizi istiyoruz. Yine biyografi ve otobiyografinin gelişimiyle alakalı bölümlerimiz var. Tüm her şeyi burada detaylı bir şekilde anlattık. Yine Dinamo Soru Bankamızda da arkadaşlar e, biyografi otobiyografi kısmı ile alakalı burada hemen şöyle gösteriyorum. Testlerimiz var. Bu testleri sizlere ödev olarak vermek istiyoruz. Burada sayfa 109'dan başlıyor. 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117. Buraya kadar hatta buradaki yazılı sorularını çözerseniz bu konuyu net bir şekilde pekiştirmiş olursunuz. Hadi bakalım. E, Derslerimize çalışıyoruz arkadaşlar. Dokun sınıfı sağlam bir şekilde tamamlayacağız ki ona daha güçlü bir şekilde girelim. Ve bu dönemde, bu zor dönemde derslerimizi iyi bir şekilde tamamlayıp akademik başarımızı iyi bir şekilde koruyalım istiyoruz. Hadi bakalım. Bizler Tonguç Akademi olarak sizlerin peşini bırakmıyoruz. 10. sınıfta da sizlerleyiz. 11'de de mutlaka peşinizdeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ödül sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın.